Burada planlama yap. İmar planıyla bu işi çözelim. Biz yaklaşık 8-10 sayfalık, gerçekten çok detaylı. Geçmişte belediye başkanlığı yapmış, işte şehir plancılığı konusunda yetkin mimar, mühendis arkadaşlarla oturup bir önerge hazırladık İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bunları tabii söylemek gerçekten içimi acıtıyor. Siyaset malzemesi yapmak adına da söylemiyorum. Ama bir realiteyi ortaya koymak adına, bir gerçeği, bir vakayı ortaya koymak adına söylüyorum. Bizim önergemizi okuma ihtiyacı bile duymadılar Sercan ve reddettiler. Hızlıca gittiler, plan notlarıyla emsal artışını yapmaya çalıştılar. Bunun böyle olacağını aslında kendileri de biliyor. Aslında niyetleri emsal artışı vermek falan da değil. Çok net, bunun altını çizerek söylüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, İzmir'de depremden etkilenmiş depremzede vatandaşlarımızın sorununu çözmek için emsal artışı verme niyetinde değillerdi. Bunu kendileri de defalarca dile getirdiler. Ama ne zamanki Kılıçdaroğlu İzmir'e geldi, bir programda, kürsüde Büyükşehir Belediye Başkanı'na hitaben "Başkan, Sayın Başkan, emsal verin" dedi ve ertesi gün paldır küldür bir plan notu hazırlanarak emsal artışı verildi. Bak, burada aslında sorun burada başlıyor.